Ayrılıyoruz artık. Ayrılıyoruz. Ayrılıyorlar oğlum bizi. Memo. Baba. Memo yarın kesin geliyor değil mi? Mert ismini kimse kullanmayacak galiba. Ha? Matmazel yine zevkini konuşturmuş. Çok teşekkür ederim Altan Bey. Umarım Memo da, yani Mert de beğenir. Baba. Efendim. Gazeteciler geldi, sizi bekliyorlar. Havada buz gibi. Ama gidip bir şeyler söylemek lazım, yoksa gidecekleri yok. Can, bu nasıl düzdürüyor oğlum? Nasıl oturuyor buraya? Ben yaparım babacığım. Anlaşıldığı iş bana düştü gene. Gidip söyleyeyim bari. Sen onları bahçeye çağır. Şöyle gel. Baba. Efendim oğlum. Bana bir kardeşim olduğunu neden söylemediniz? Bak oğlum, kardeşini bizden aldıklarında siz daha bebektiniz. Bir babanın çocuğunu kaybetmesi çok acıdır. Ben bu acıyı yıllarca yüreğimde taşıdım. Deden, Altan, Matmazel de acımı yıllarca paylaştılar. Onların da canı yandı benim gibi. Biz senin canın yansın istemedik oğlum. Bizim gibi bir yanın eksik kalsın istemedik. Beni anladın mı oğlum? Hı hı. Ama şimdi kardeşini bulduk. Onu yanımıza alacağız. Ve hiç ayrılmayacağız. Evet, bunca yıl sonra torunumu bulduğumuz için çok mutluyum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Melik Caner'in tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi mahkeme kararı ortada. Melek Hanım beraat etti. Bence de adalet yerini buldu. Onun bir suçu olmadığına inanıyoruz. Bu konuda içimiz rahat. Hadi mutlu olun bakalım. İzin veriyorum. Bunlar iyi günleriniz. Mert Alkanlar'ın 12 yıldır yaşadığı mahalledeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ev Memo'nun büyüdüğü ev. Ne o kız yine? Aman, Memo'ya gelmişler. Aile röportaj isteğimizi geri çevirdi. Biz de şimdi Mert Alkanlar'ın büyüdüğü mahallede onları tanıyan komşuları ve arkadaşları ile birlikteyiz. Merhaba. Memo nasıl bir çocuktu, anlatır mısınız? Çok yaramazdı, çok. Tam bir baş belasıdır o, baş belası. Memo'yu nasıl bilirdiniz? Memo çok merhametlidir. Çok yardımseverdir. Zehir gibidir. Pırlanta gibi yetiştirdi onu benim arkadaşım Melek. O ne hindir o? Memo mahallemizin neşesiydi. Dünya iyisi bilirdik. Şimdi evin önüne geçiyoruz. Ulan Memo da iyice yırttı ha. Tabii oğlum, babası çok zenginmiş. O var ya, şimdi ne ganidir ha. İstediği gibi ballar, börekler, poğaçalar, istediğini ya. Ya oğlum, senin de aklın yemekten başka bir şey düşünmüyor ki. Oğlum aklından çıkmıyor ki. Acaba benim babam gerçek babam mı? Ne diyorlar, bizi de çekecekler mi? Baba, bir şey soracağım. Sen benim gerçek babam mısın? Ne biçim soru lan? Getir lan o terliği buraya, tipsiz. Memo gidecek. Artık olmayacak burada. Sabahları ben okula tek mi gideceğim? Aa, Memo yoksa başka arkadaşlarım var kuzum. Musti var, Selami var. Ama Memo benim elimi tutardı. Yavaş yavaş boğulacağım. Söyleyene bak. Annem. Annem. Bu yemeği kimse senin kadar güzel yapamıyor ha. Oh benim.
Afiyet bal şeker olsun oğlum. Ye güzel güzel. Daha var. Herhalde lan. Anne yemeği gibisi var mı oğlum? Anne. Memnun. Ben şimdi senin yemeklerinden bir daha yiyemeyecek miyim? Tamam ya. Oho. Ne bağladınız dramayı ne ya? Şişt, alo. Bana bak. Drama bağlamak yok. Öyle ben bu gece dram, aşk, şiddet, entrika falan istemiyorum yani. Şiddet, entrika nereden çıkıyor ya? Ya ne bileyim o işte öyle dram deyince arkasından otomatik geldi yani. Ben yani bu gece öyle ağlamak, gözyaşı bilmem ne falan yok. Bak zaten zamanımız kısıtlı. Vakit nakittir hesabı. Öyle yok işte ağlamaktır, ayrılık acısıdır, yok sümüğüm attı, yan yattı, çamura battı bilmem ne anlamam vallahi yani. Ağlayana var ya, vururum kırbacı yani. Hani şiddet yoktu Osman. Şiddet yok. Şiddet asla yok. Şiddete karşıyız yani. O zaman ne yapıyoruz ağlayana? Tamam, ağlayan bütün bu bulaşıkları gidiyor, çivi gibi soğuk suda yıkıyor. Ondan sonra duruluyor, yerleştiriyor. Sonra çay demliyor, çay servisi yapıyor. Ondan sonra benim orada bir tane kirli kazak vardı, onu yıkıyor, asıyor. Yani bütün hizmet yani. Abanıyoruz yani. Bitti mi? Bitti.